Akif Beki, İsveç'i NATO'ya yine CHP mi sokuyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan, fikri iktidarımızı tesis edemedik diye zaman zaman yakınıyor. Kastettiği buysa haklı. 22 yıldır CHP muhalefette ama fikirleri hala iktidarda baksanıza. 14-28 Mayıs seçimlerinde CHP'nin ağzına uydurulan yakıştırmalar vardı. Bay Kemal kazanırsa cezaevlerini boşaltacak, faizleri yükseltecek, ABD ile anlaşacak, rotayı Avrupa Birliği'ne kıracak, yüzünü batıya dönecek, hatta ve hatta İsveç'in NATO'ya bile sokacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Bay Kemal kazanamadı, iktidar CHP'de değil ama hepsi bibi oluyor. İslam düşmanı ve terör yuvası İsveç'in umudu Bay Kemal, başlıkları mı atılmadı? CHP kazanmadan NATO'ya giremezler, İsveç'in teminatı Bay Kemal, yaygaraları mı basılmadı? Gören de CHP, sırf İsveç'i NATO'ya sokmak için seçim kazanmak istiyor, zannederdi. AK Parti ise bu emperyalist plana direniyordu. CHP, üst aklın projesiydi. Büyük oyunu yine görmüşlerdi ve sandıkta bozmak için Anadolu irfanını göreve çağırıyorlardı. Yani sanki CHP, İsveç'i NATO'ya sokmak, AK Parti de sokmamak için milletten oy istiyordu. Seçim de buna karar vermek için yapılıyordu. Ülkeyi kimin daha iyi yöneteceğini belirlemek için değil. Bu can bu fakirde, AK Parti iktidarda, Erdoğan başta oldukça İsveç, NATO yüzü göremeyecekti. Boşuna heves edip girmeyi beklemesindi. Büyük konuşuluyordu. Çünkü İsveç, Kur'an yakılmasını yasaklamıyordu, kutsalımıza saygısı yoktu. Hem İslam düşmanıydı hem de Avrupa'daki kandildi, terör yuvasıydı. Seçim yapıldı, Bay Kemal kaybetti ama İsveç yine de seviniyor, ağzı kulaklarında. Ya CHP'nin kaybettiği ya da İsveç'in NATO'ya girdiği doğru olmamalıydı. Ama ikisi de doğru, en azından bu konuda kimse bizi kandırmıyor. CHP iktidarı kazanmadan faizi artırıp cezaevlerini boşalttıktan sonra İsveç'in NATO'ya sokmayı da başarıyor anlaşılan. Cumhurbaşkanı onaylayıp meclise göndermişti. Oradan da vize çıktı. Fakat AK Parti bir türlü fikri iktidarını kuramadığı için buna hayıflanmıyor. Bakın işte CHP muhalefetteyken bile fikirleri iktidarda diyen yok. İsveç'in yüzünü AK Parti ve Cumhur İttifakına CHP güldürmedi. Başından beri doğrusu ve olacağı buydu yanlış olan, halkı CHP'ye karşı dolduruşa getirmek uğruna kullanılan ucuz popülist propagandaydı. İktidar, bir kez daha esip gürleyip yağmadığıyla kaldı. Dert ediyorlar mı? Hayır. Bizden yana rahat olun, idare ederiz, diye seçmenlerinden günü kurtarmak için ne lazımsa onu söyleyip öbürünü yapma ruhsatı alsalar bu kadar olur. Bastiksiz eksi 1.jpg. Demirtaş AK Parti ile anlaştı mı? Daha geçen gün babasının cenazesine katılmayı protesto etmişti. Selahattin Demirtaş birden annesini hastanede ziyaret etmek istedi ve Edirne'deki cezaevinden Diyarbakır'a götürüldü. Hemen öncesinde de eşi Başak Demirtaş demin İstanbul adaylığına talip olmuştu. Herkesin aklına aynı soru düştü, yoksa İmamoğlu'na karşı AK Parti ile anlaştılar mı? Fakat kazın ayağı öyle değilmiş. Yoklamalarımdan şu çıkıyor, olmayacağı anlamına gelmese de şu an böyle bir anlaşma yok. Demirtaş'ın annesi, böbrek ve solunum yetmezliğinden ciddi bir rahatsızlık geçiriyormuş. Herkes gibi ziyaret hakkı var, Demirtaş'a iktidarın özel bir jestinden kaynaklanmıyor. Seçim konjonktürüyle çakışması da tamamen tesadüf. Öyle denk gelmiş, planlı filan değil. Eşinin adaylık talebi de İmamoğlu'na değil, Leyla Zana'nın çıkışına karşı bir hamle gibi görülüyor. Zana'yla yıldızları uyuşmuyor. 8 yıl sonra sahneye çıkarak rol kapmasını önleyici bir hamleymiş. Neydi Zana'nın sürpriz çıkışı? AK Parti'den gelecek tekliflere açık olduklarını söylemiş, Erdoğan'ı da çözüm sürecini raftan indirmeye çağırmıştı. Bu çıkışın Öcalan'la bağlantılı ve danışıklı olabileceğine ihtimal veriliyor. Öcalan'dan iktidarla yine seçim anlaşması ve bir silah bırakma çağrısı gelebileceğine işaret olabilir. Ona da ihtimal veriliyor. Ama Demirtaş'ın salı verilmek için iktidarla seçim pazarlığına oturduğuna ve eşini o sebeple İmamoğlu'nun karşısına aday çıkardığına ihtimal verilmiyor. Diyarbakır'da annesine götürülmesiyle eşinin demden adaylık talebi bir anlaşmanın göstergeleri olmayabilir bazen göründüğü gibi değildir, üst üste gelir ama aralarında bir bağ yoktur. Yine de sonuç değişmiyor. Dem Parti, bu emri vakiden sonra iddialı bir aday çıkarmaktan da Başak Demirtaş'ı aday göstermekten de geri duramayabilir. İmamoğlu'na değil Leyla Zana'ya karşı aday olsa da Demirtaş'ın seçime etkisi, İmamoğlu aleyhine olur. Murat Kurum'a ve AK Parti'ye yarar. Fakat İmamoğlu'na kaybettirip İstanbul'u AK Parti'ye geri kazandırmaya yeter mi? halkın buna nasıl tepki vereceğine bağlı